Merhaba sevgili dostlar. Yine enteresan bir görsele denk geldik. Bu Twitter'dan birkaç arkadaş bana bu görseli paylaşmışlar. Yeni piyasaya çıkmış bir tane oyun var. Cyberpunk 2077. Şimdi o oyunda bu görseli görmüşler ve gerçekten çok dikkat çekici bir görsel. Bir yıldır üzerinde durduğumuz konunun neredeyse aynısı buradaki tabloda var. Tabloyu yakın çekim size gösterdiğimde sizler de çok şaşıracaksınız. Gördüğünüz gibi çok enteresan bir cümle yazıyor. Diyor ki, Türkiye bu yıl ikinci kez radyoaktif kum fırtınasıyla mücadele hazırlanıyor diyor. Ve arka plandaki haritada gördüğünüz gibi Türkiye'nin doğusuyla güneydoğusunu içine alan böyle ters hilal şeklinde turuncu bir radyasyon fırtınası var. Ve merkezde gördüğünüz gibi doğu var. Daha önce bunun detaylarını sizlerle paylaştım. Tam bizim doğu sınırında Ermenistan sınırları içinde çok tehlikeli bir nükleer santral var. Metsamor. Ve bu Metsamor'u resmen nükleer bir felaket için hazırlamışlar. Zamanı geldiğinde patlatmayı planlıyorlarmış gibi duruyor. Ve alt tarafta da zaten İran'da da çok tehlikeli nükleer santraller var. Her an İsrail veya Amerika İran'daki bir nükleer santrali vurabilir ve oradan da Türkiye'ye bir radyasyon sızıntısı gelebilir diye bunu konuşuyoruz. Ve üzerinde durduğumuz önemli bir detay daha vardı. Sizlerle paylaşmıştım. Bizim geçen yıllarda hem Ermenistan hem de İran'daki sınırımızdaki mayınlar temizlenmiş. Hem de parasını Birleşmiş Milletler'le Avrupa Birliği veriyor. Ve bizim Ermenistan ve İran sınırındaki mayınları temizletmişler. Daha önce bunun detaylarını paylaşmıştım. 4 Nisan 2017'de başlanarak 2 yıl içinde parası Avrupa Birliği ve Birleşmiş Milletler tarafından karşılanarak bizim Ermenistan, İran ve Azerbaycan sınırındaki mayınların temizlenmesine karar veriliyor ve 2020'ye kadar bu mayınlar temizlendi. Daha önce bu konuda yaptığım videoda bunun hiç de hayra alamet olmadığını, çünkü daha önce aynı şekilde bizim Suriye sınırındaki mayınlar temizlendi. Meğerse adamlar Suriye'de bir savaş planlıyorlarmış. Daha sonra Suriye'de savaş çıktı ve milyonlarca Suriyeli Türkiye'ye göç etti. Bakıyorsunuz yine aynı senaryo şu an İran ve Ermenistan sınırında yaşanıyor. Oradaki mayınlar temizlendi. Daha sonra gördük ki işte Ermenistan-Azerbaycan arasında bir savaş çıktı. Yani sıradaki felaket Ermenistan'la işte İran sınırında yaşanacak ve oradan milyonlarca insan Türkiye'ye göç edecekmiş gibi duruyor. Tüm deliller de bunu gösteriyor maalesef. Ve görünen o ki bu Ermenistan ve İran sınırında yaşanacak olay bir nükleer felaket. Tüm ipuçları bunu gösteriyor ve bu çok zaten mantıklı. Çünkü bu Fırat, Dicle ve Aras Nehri arasındaki bölge, bu güya İsraillere vaat edilen topraklar. Burada büyük bir İsrail devleti kurmak istiyorlar. Şimdi bizim Suriye sınırının bir kısmını savaş bahanesiyle boşalttılar. Şimdi geriye bu Ermenistan ve İran Türkiye sınırı kalıyor. Şimdi burada da radyasyon var deyip buraları boşaltmaları çok mantıklı duruyor. Ve görünen o ki işte Metsamor nükleer santralinin bir bahaneyle radyasyon sızdırdığını söyleyecekler. Önce burayı boşaltacaklar. Devamında da çünkü burada bakın ikinci kez diyor. Devamında da İsrail veya Amerika bu İran'daki nükleer bir santrali vuracak ve diyecekler ki işte buradan bir radyasyon fırtınası yayılıyor deyip bu bölgeleri komple boşaltmaya çalışacaklarını ben düşünüyorum. Ve zaten böyle bir oyunda böyle bir tablo neden var? Yani hiç de masum durmuyor. Ve bu arada şuradaki görseli boynuzlu görüyorsunuz. Bunu biz daha önce en son yaptığım 9 kere Leyla filminde de görmüştük. Gördüğünüz gibi burada 9 kere Leyla filminde de aynen bu sembol vardı. İşte bu Baphomet'in sembolü kafası burada da vardı. Daha önceki videomda detaylı olarak bahsetmiştim. Bu 9 kere Leyla filminde şu ortadaki yastık işte masum durmuyor. Çünkü üzerinde bir nükleer patlama var.
ve nükleer patlamanın rengini de turuncu, kırmızı ve mavi yapmışlar. Mavi, turuncu, kırmızı da Ermenistan'ın bayrak rengi ve Türkiye ile Ermenistan sınırında çok tehlikeli bir nükleer santral var, Metsamor. Ve Metsamor nükleer santralinin her şeyini 911'e göre ayarlamışlar. Yani zamanı geldiğinde bu Metsamor nükleer santralini bir 911 ritüeli olarak kurban vereceklermiş gibi duruyor. Ve bu 9 kere Leyla filmindeki bir diğer önemli sahne de bu saat tam 12 olma detayı. Gördüğünüz gibi arka planda mor ışık var, yani radyasyon var. Ve zaten saat 12 olma detayı nükleer felaket için kullanılıyor. Ve artık çok açık şekilde şunu söylüyorlar: nükleer felaketin saati resmen geldi diyorlar. Şimdi gördüğünüz gibi bu Siber, yani Cyberpunk 2077 oyunu daha yeni piyasaya çıkmış bir oyun. Ve dün tüm dünyada haber siteleri bunu işte dünyaya reklam ettiler. Ve haber içeriğine baktığınızda karşınıza enteresan detaylar çıkıyor. Bakın, haber içeriğinde şunları söylüyor. 10 Aralık 2020 günü paylaşmışlar. Diyor ki işte bu Cyberpunk 2077 oyunu çok büyük bir çıkış yaptı diyor. Ve ancak haber içeriğinde şu detay çok ilginç. İşte sürümünü 59.99 dolara satacaklarmış. Yani burada bir 999 tersten de 666 var. Ve gördüğünüz gibi 2021 sonuna kadar 33 milyon satmayı düşünüyorlarmış. Zaten bir yerde 33, 666 ve 11 görüyorsanız oranın çok masum olmadığını anlayabilirsiniz. Yaşanacak felaketlerle alakalı orada derin ipuçları olması muhtemeldir. Ve zaten bu oyunda böyle bir sahnenin olması gerçekten ilginç. Adamlar göstere göstere işte bu Ermenistan ve İran'da nükleer bir felaket olacak demeye getiriyorlar. Ve bu olay Türkiye'yi de etkileyecek diyorlar. Sonuç olarak şunları söylemek istiyorum. Yani böyle bir oyunda böyle bir tablonun ve alttaki cümlenin hiç de masum olmadığını düşünüyorum. Adamlar açık açık mesaj veriyorlar diye düşünüyorum. Zaten bu The Economist ve birçok yerde adamlar açık açık diyorlar ki işte saat 12 olmak üzere, yani nükleer felaketin saati geldi diyorlar. Ve nükleer felaketin yaşanacağı yerlerin başında da bizim Ermenistan ve İran sınırı geliyor. Ve burada yaşanacak bir nükleer felaketin de kimin işine yarayacağı da bariz belli. Bu adamlar tabii ki de niyeti bozmuş. Bunu becerebilecekler mi? Emin olmak tabii ki de çok zor. Bu adamlar bunu depremle mi gerçekleştirmeyi düşünüyor? Çünkü bu Metsamor ve İran aynı zamanda deprem bölgesi. Yoksa buraya meteor düştü diyerek mi yapacaklar? Veya bir füze yanlışlıkla düştü diye mi yapacaklar? Hani bunu zamanla göreceğiz. Tarih konusunda da emin olmak tabii ki de çok zor. Ama bu gördüğümüz detaylar bu işin tarihinin gitgide yaklaştığını gösteriyor. Ve eğer ben bu 911 klibini, yani Lady Gaga'nın bu 911 klibini yanlış çözmediysem, oradaki parçaları doğru birleştirdiysem, bunun tarihi 21 Aralık'la 25 Aralık arasında gerçekleşecekmiş gibi duruyor. Özellikle Metsamor'la ilgili olarak. Ve zaten bu 9 kere Leyla filmindeki Leyla da en karanlık gece, en uzun gece anlamına geliyormuş. Bizim gibi ülkeler için de en karanlık gece 21 Aralık'la 25 Aralık arasında yaşanıyor. Yani yıl olarak 2020'nin sonunda mı yoksa 2021'in sonunda mı düşünüyorlar? Hani bunu zamanla göreceğiz. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Yeni videolarda görüşürüz. Kendinize iyi bakın.